Sevgili Zasparagaz takipçileri, bugün 50 tane genci ve 50 tane yaşlıya mutlu musunuz diye soracağız. Bakalım hangileri daha mutlu, hangileri daha mutsuz? Ben Zeynep Koç, hadi başlayalım. Gençler, mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Mutsuzum. Mutlu musunuz, mutsuz mu? Ha, bu ülkede. Mutsuz oldu galiba, ben aldım cevabı. Bir yaşlı bir genç sorduk, hadi devam. Mutlu musunuz, mutsuz musunuz diye soruyorum. Mutluyuz. Mutlusunuz siz? Ben mutluyum. İki tane mutlu ekledik. Merhaba, mutlu musunuz, mutsuz mu? Orta. Evet ya da hayır, mutlu ya da mutsuz olalım. Evet. Mutlusunuz. Mutluyum. Anket yapıyorum, böyle cevap almaya çalışıyorum. Amcacığım merhaba, soralım mı? Ne soruyorsun? Mutlu musunuz, mutsuz mu? Boş ver, mutsuz. Söyle ya, mutlu musun? Yok, yok. Değilsin. Bir tane mutsuz ekledik. Merhaba teyzeciğim, mutlu musunuz, mutsuz mu diye soruyorum. Mutluyum yavrum, yüz sorum. O kadar mutluyum ki anlatamam. Ne güzel, kinaye mi yapıyorsunuz yoksa gerçekten keyfiniz yerinde mi? Şimdi mutlu olunur mu? Mutlu olsa şey demeyiz. Söyle bakayım bana. Siz mutlu musunuz, mutlu? Yani ülke durumundan hayır tabii ki de. Maalesef. Yani teşekkür ederiz. Böyle 50 tane genci, 50 tane de yaşlıya soruyoruz hangileri daha mutlu diye. Yaşlısı da genci de çok mutsuz. Sebebi ne olabilir? Ya ülkenin genel durumu, hani sadece ekonomi dersek de yanlış olur. Hani belki kazanıp bir şeyleri başarabiliriz, maddi durumu kurtarırız ama hani genel insanlık düzeyi rahat değilken mutluyuz dersek de çok hatalı olur. Mutsuzluğun sebebi tamamen ülkenin genel durumu. Mülteciler diyoruz, ekonomi diyoruz. Bir ton derdimiz var açıkçası. İnsanlar eskisi gibi biliyor mu? Bilmiyorlar. Mutlu olduk değil mi? Şu 20 senede mutlu değiliz. Teşekkür ederim. Merhaba, mutlu musunuz, mutsuz mu? Bugün sorulacak en güzel soruydu. Emekli maaşları açıklandı. Tabii ki de mutsuz. En düşük emekli maaşı 12.500 oldu. Ne düşünüyorsunuz? Hiç iyi düşünmüyorum. Ne düşüneceğim? Emeklinin yüzü gülecek mi? Hayır, tabii ki de hayır. Gülmez diyorsunuz. Peki siz mutlu musunuz, mutsuz mu? Yani bu konuda mutsuzuz tabii ki. Genel soruyorum. Şöyle 50 tane genci, 50 tane de orta yaşlıya soruyoruz. O yüzden. Orta yaşlıyım değil mi? Evet. Tamam. Sizi mutsuz kategorisine. Bak o genç. Evet, o ona genç. Sordum, gelmedi cevap. Peki. Sizi tamam. Mutsuz olarak ekledim o arada. Tamam peki, teşekkür ederim. Sağ ol. Gençler, mutlu musunuz, mutsuz mu? Mutsuz. Mutsuz abi. Yani mutsuz. Neden? Evet. Paramız yok. Para. Ben kayıt yaptım da kaydım kabul olmadı ya. Ne? Survivor'a. Gerçekten. Evet, almadılar beni. Yeteneğim var peki? Kaslı mısın, sporcu musun? Sporcuyum da almadılar. Bir daha deneyeceğiz haftaya bakalım. Parasızlıktan mutsuz. Bir de sınav stresi. YKS'ye girdim. Aynen. Ben bu sene girdim. Nasıl sonuçlar? 30 bin sıralama geldi. Süper. Nereden, hangi bölüm? Ya hangi alan? Meslek. Okey. Siz? Ben sayısaldan girdim. Kaç bindesin? Bin değil, milyon. Milyon. İlk bin sağlık. Evet, yok yok. Hangi kanal bu? Zasparagaz YouTube. Merhaba, mutlu musunuz, mutsuz mu? Mutluyum. Evet. Biz gençler ve yaşlılara soruyoruz, mutlu musunuz, mutsuz musunuz diye. Siz orta yaşlıya giriyorsunuz. Gençler mutsuz. Sebebi ne olur? Ekonomi. Yaşlılar da mutsuz. O da emekli maaşlarını düzgün şekilde alamamız. Siz mutlusunuz. Neye bağlıyoruz? Yani şöyle, öncelikle eşime. Ne güzel. Ondan sonra da yani açıklaması aslında yok. Açıklaması aslında yok ama mutlu muyum? Mutluyum. Mutlu olmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Rica ederim. Abi merhabalar. Mutlu musun, mutsuz musun? Hayatımda mutlu olduğu ki insanı yüzde, ya yüzde 20'dir ya yüzde 10'dur. Gerisi hepsi mutsuz. Siz hangi kategoriye giriyorsunuz? Ben nasıl? Mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Valla ben mutsuzum çünkü benim hayatım hep ameliyatlarla geçti. Ha, geçmiş olsun. Allah vallahi şifa versin, Allah yardımcınız olsun. Hala da geçiriyorum bak. Tam 4 sefer ameliyat geçirdim. Allah yardımcınız olsun, hoşçakalın. Merhabalar, mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Mutsuzum. Yaşlı kategorisine ekledik beyefendiyi. Merhaba teyzeciğim, mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Ne için? Öyle soruyoruz, mutlu mu, mutsuz musunuz diye. Mutluyum. Mutlusunuz, keyfiniz yerinde. Gençlere soruyoruz, mutsuzuz diyorlar. Sizce sebebi ne olabilir? Valla sebebi herhalde çalışmamaları olabilir. Ondan sonra çok içmeleri olabilir. Bu sabah mesela ben yürüyordum şeyden. Bahariye'de oturuyoruz. Oradan çıktık aşağı yürürken her yer leş gibi. Yani utanıyorum söylemeye. İnsanların dışkısı. Ondan sonra her yer alkol şişesi. Çevre kirliliği had safhada. Ya çevre kirliliği değil bunun adı. Bunun adı yaşam stili. Bir insan bu şekilde yaşıyorsa, insandan aşağı bir şekilde yaşıyorsa o insanın mutlu olması mümkün değil. Çalışması, para kazanması mümkün değil. Kafası Kafasının çalışması mümkün değil. Bak ben bu yaşta internetten kendi işimi yapıp para kazanıyorum. Hiçbir şikayetim yok. Hiçbir şikayetim yok. Ben ne yapıyorum söyleyeyim. Ben elmas taklidi taşlar var. Gelinler için takı yapıyorum. Evet ve bununla da para kazanıyorum. Çok da güzel para kazanıyorum. Ve üstelik de Türkiye'den para kazanıyorum değil, dolar da kazanıyorum. Evet. Yani kafası çalışan, ruhunu düzgün tutan herkes para kazanabilir. Ben buna inanıyorum. Bu gençler için ben gerçekten üzülüyorum. Gerçekten öyle. Allah yani akıl fikir versin. Şu ana kadar sorduğumuz hiçbir gençten mutluyum cevabını alamaz. Alamaz işte. Bu nedenlerden dolayı alamaz. Önce kafayı düzeltmek gerekiyor. Yaşlılar da mutsuz. Bilmiyorum. Yaşlılar da tembel. Bak yaşlılar da tembel.
Bak ben 54 yaşındayım. Yaşlılar da tembel. Hala çalışma isteğiyle, aşkıyla yanıyorum. Yani bu insanlar kafayı değiştirdikçe mutlu olmaları, değiştirmedikçe mutlu olmaları mümkün değil. Gerçekten öyle. Yani orayı burayı suçlayarak hiçbir şey yapamayız. Çünkü herkes kendi yattığı yerden belli olur. Anlatabiliyor muyum? Sen yattığın yerini temiz tutmuyorsan, sen yattığın yerini ayakta tutacak bir şeyler yapmıyorsan kimse sana fayda sağlayamaz. Yani ben gerçekten buna inanıyorum. Merhaba, mutlu musunuz, mutsuz mu? Oh. Are you happy? Yes, I am. Okay. Thank you, goodbye. Mutluymuş, bir tane genç ekleyelim. neden mutlusun diye sormak istemedim, mutlu işte. Merhabalar, mutsuz musunuz, mutlu musunuz diye soruyorum. Mutluyuz. Ekledik. Genç, mutlu. Mutlu musunuz, mutsuz mu? Sağlıklı olduğum için mutluyum. Allah'a binlerce şükür. Ne güzel. Biz gençlere soruyoruz genelde, gençler mutsuz. Sebebi ne olur? Niye mutsuz biliyor musun yavrum? İnançsız, inanmayan, hayal etmeyen mutlu olamaz. İnanacak bir şey bulamadık, artık hayal de kuramıyoruz diyorlar gençler. Yok, istersen olur. Teşekkür ederim. İstersen, hayal edersen her şey olur. Teşekkür ederim. O varsa dert yok. Allah varsa dert yok yavrum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Mutluyum. Mutlusun. Evet, süper. Bir tane genç mutlu. Devam ediyoruz. Soralım mı? Mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Ne mutlu ne mutsuz. Orta. Bir tane seçelim. Mutluyum. Gençlere soruyoruz genelde, gençler mutsuz çıkıyor. Sebebi ne olabilir? Sebebi elimiz ayağımız tutuyor. Kimseye muhtaç değiliz. Sağlığımız, huzurumuz yerinde. Bundan büyük varlık. Gençler mutsuz ama sebebi ne olabilir? Gençler mi? Gençler oturduğu yerde para kazanmak için mutsuz olabilirler. Çalışmaya hiç gönülleri yok gençlerin. Hiç. Bak her tarafa bakın, eleman arıyorlar. Bir tane genç var mı? Bakın. Ama şöyle düşünün, 17 bin TL'ye siz çalışır mıydınız? He? 17 bin TL'ye çalışır mıydınız? 9-10 saat. 17 TL değil, 1 lira için bile çalışır muhtaç olan insan. Ama gençler diyor ki ben 10 saat çalışıyorum. İşte varlığıyla yokluğu görmediği için. En azından bir 20-30 civarı alayım, 17 bin liraya da çalışmam diyorlar. Varsa öyle bir yer ben de gideyim çalışayım. Ben 25 sene asgari ücretle geçindim. Ama geçinebildiniz, şimdi geçinmek çok zor. İki tane de çocuk büyüttüm, okuttum. Şu an asgari ücretle geçinebilir ve iki tane çocuk okutabilir misin? Ev senin olursa geçindirirsin. Zor bence. Yok. Zor. Bugün ayağını, 4 kişi bir yemeğe çıksanız çok zor. Bak ayağını yoğurana göre uzatırsan. Şu sigarayı bile günde bir paket isteseniz zaten 3000 lira aylık sigara. O yeni oldu ama. Her şey yeni oldu. Bu pandemi vardı. Bayağı olaylar var. Bak her Türkiye'nin her tarafı savaş alanı. Yani kısaca evi kendisinin olsun. 17 bin TL ile 4 kişi geçinir. Ablam biz yokluk içinden geldik. Vallahi bayağı yokluk çektik zamanında. 80'lerde bayağı yokluk çektik. 52 yaşındayım ben. Pantolon yoktu, ayakkabı yoktu, giymeye. Neler çektik yani. Allah'ımıza şükürler olsun. Şimdi her şeyimiz de var. Alabiliyor muyuz peki? Alırız. Genel konuşalım. Hepsini bir anda alamazsın. Hiçbir şeyi bir anda, hepsini toptan alamazsın ablası. 2 hafta önce Kadıköy'de yine biriyle konuşuyordum. LCV2'den bir pantolon alacaktım dedi. En az dedi 600 liradan başlıyor. Evet. Şort bu arada, pantolon. Ya tamam diyorum ya. Hepsini bir anda alamazsın. Gidip de 20 bin lira verip de bir pantolon alamazsın yani. Elbisesini, şununu, bununu. Ama birinin taksidini bitirirsin, birini alırsın. Para neye gücü yetiyorsa, Esvaki'den alma da git pazardan al. 300 lira, 200 lira. Şeyde, Ataşehir'de pazarlar var. Bedava. Niye güzel giymeyi kendimize çok görüyoruz? He? Niye güzel giymeyi kendimize çok görüyoruz? Zenginler zengin olmuş, fakirler fakir oluyor işte. Teşekkür ederim. Rica ederim. En büyük mutluluk ne biliyor musun? Sağlık. Huzur. Bundan başka parayı nasıl olsa kazanırsın. Yeter ki sağlığın, huzurun yerinde olsun. Gerisi önemli değil. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani parayı nasıl olsa kazanırsın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba gençler. Mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Şu an mı? Genel. Mutluyuz. Ortalama. Mutlu mu, mutsuz mu? Mutluyum ya, evet. Biz gençlere soruyoruz. Gençler hep biz mutsuzuz diyorlar. Sebebi ne olabilir? Muhtemelen yani ülkenin ekonomik şartları vesaire. Evet. Gençlerin çoğu mutsuzken siz mutlu olmayı nasıl becerdiniz diye soruyorum. Yani ülke genelinden tabii mutsuzuz ama şu anda ne bileyim arkadaşımla geziyoruz yani. O yüzden mutluyuz. Tek bir şey yok yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Merhaba, mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Mutsuzum. Ben de mutsuzum. Ben mutluyum. Yanıldınız değil mi? Yanılmışım. Peki siz ikiniz neden mutsuzsunuz? Genel olarak Türkiye'de yaşamak birazcık rahatsız edici. Sıkıcı bir hal almaya başladı o yüzden. Siz neden mutsuzsunuz? Yani yeni staja girdim. Okulum güzel gidiyor. Arkadaşlarım güzel. Öyle. Siz neden mutsuzsunuz? Benim sağlık problemlerim var ya. Başka bir sıkıntım yok. Çok teşekkür ederim. Merhaba, mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Mutluyuz. Mutsuzum. Bir mutlu bir mutsuz ekledik. Merhaba gençler, mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Ben mutluyum. Pek sayılmaz. Mutlusun yani. Evet. Sen neden mutlusun? Bilmem, şu an çok sıcak manitam var. Geziyoruz öyle her gün. Manita nerede? Manita şu an iki yanımda yok, o yüzden. Peki tamam. Tamam, tamam. Sağ olun. Merhaba gençler, mutlu musunuz, mutsuz mu? Mutluyuz. Süper. Mutlu musunuz, mutsuz mu?
mutsuz. Merhaba amcacığım, mutlu musunuz yoksa mutsuz musunuz? Devirde mutlu birisi var mı? Arada var, çıkıyor şimdi. Nerede çıkıyor? Soruyoruz sokakta, mutluyum diyen de var. O biraz anormal demek. Mutluluğun ne olduğunu bilmiyor. Mutluluk nedir? Mutluluk insanın kendi kendini sevmesi, beğenmesi, başkalarını beğenmemesi demektir. Siz kendinizi beğeniyor musunuz? Tabii, ne demek. O zaman mutlusunuz. Kendini beğenmeyen insan hayattan zevk almaz ki. Yaşayamaz. O zaman siz mutlusunuz. Elbette, ben Ahmet Arif şairiyim ya. Hasretinden Prangalar kitabını ezbere okuyorum. Var mı Türkiye'de böyle bir adam? Bir tane şiir alabilir miyiz o zaman? Seni anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara. Seni anlatabilsem seni. Namussuza haldan bilmez kahpe yalanı. Arda arda kaç cemheri. Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım, kaç leylim bahar. Hasretinden prangalar eskittim. Ağzınıza sağlık. Evet. Ahmet Arif'i anıyoruz burada. Neydi bu? YouTube'dayız, sokak. Yok ya, ne güzel be. Eyvallah. Ahmet Arif'i de sevgiyle anıyoruz. Merhaba, mutlu musunuz yoksa mutsuz musunuz? Vallahi biz mutsuzuz ya. Sizler? Efendim? Mutlu musunuz, mutsuz? Çok mutluyuz, çok. Tabii tabii. Sizler? Çünkü Kadıköy'deyiz. Mutlu musunuz? Mutluyuz, evet. Ne güzel. İki mutlu, bir mutsuz ekledik. Merhaba, mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Mutluyum, mutlu. İyi, ne güzel. Yaşlılar mutlu, keyfi yerinde, emekli maaşları da yattı tabii. Sizler mutlu musunuz yoksa mutsuz musunuz? Çok mutluyum. Merhaba, mutlu musunuz yoksa mutsuz musunuz diyoruz. Mutluyuz, her zaman. Mutlu musunuz yoksa mutluyum. Mutlusunuz. Süper. O mutluysa ben de mutluyum. Aa, süper. Siz? Mutluyum. Süper. Merhaba, mutlu musunuz yoksa mutsuz mu? English. Okay. Are you happy or sad? We are happy. Happy. Why happy? Because we are here for vacation, we are visiting Istanbul and this is not the first time that we are coming in Turkey and we are happy. Turkish people, very sadness. Why? I don't know. Okay. What do you think about Turkey? I came here for tourism and for job. And I'm fine very well. It's a beautiful world and it's a beautiful people. Süper, beğendiğini söyledi. Peki, what is the problem in Istanbul? I don't know really. I'm here for vacation. I don't know the problem. There are a lot of people, but usually as the big cities, it's difficult to manage all this kind of people. Okay. But there are good transportation, there are good things. But I don't think. Where are you from? We are from Italy. Hello Italy. Ciao guys. Merhabalar. Mutlu musunuz yoksa mutsuz musunuz? Efendim canım. Mutlu musunuz yoksa mutsuz mu? Mutlu idim. Mutluydunuz. Evet. Ne zamana kadar? 5-6 sene evveline kadar. 5-6 yılda ne değişti? Hiç değişmedi. Sevgi aynen devam ediyor. Mutluluk da devam ediyor. Sağlıklı olduğum sürece. Ne güzel. Gençlere soruyoruz. Niçin evet. mutlu değilsiniz diye. Gençlerin çoğunluğu mutsuz. Sizce sebebi ne olabilir? Meşgul olacak, oyalanacak bir işi olmaması. Mutlu musunuz yoksa mutsuz mu? Mutluyum. Gençler merhaba, mutlu musunuz mutsuz mu? Mutsuz. Merhaba, mutlu musunuz yoksa mutsuz mu? Ben mutsuzum. Neden? Tam Sultanbeyli'den buraya gelmişim, çok sinirliyim. Merhaba, mutlu musunuz yoksa mutsuz mu? Mutluyum. Neden mutlusunuz? Gençler mutsuz. Seni gördüm, mutlu oldum. Teşekkür ederim, sağ olun. Merhaba, mutlu musunuz mutsuz mu? Neye göre? Gençler ve yaşlılara soruyoruz, siz orta yaşlısınız. Orta yaşlıyım, 43 yaşındayım. Maşallah. Az mutluyum, az mutluzum. Havaya göre evet, değişiyor. %51 mutlu musunuz, %51 mutsuz musunuz? Mutluyum. O zaman mutlu kategorisine koyuyorum sizi. Koyma. Sakın. Mutsuzum aslında. Yani mutlu olmak için elimizden geleni yapıyoruz ama mutlu değilim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teyzeciğim, mutlu musunuz, mutsuz mu? Mutluyum yavrum. Merhaba, mutlu musunuz, mutsuz mu? Çok mutluyuz ya tabii ki. Siz? Ne yap, soruyoruz biz. Suratınızdan belli, çok mutlusunuz. Mutlu musun yoksa mutsuz musun? Mutluyum abla. Mutlusun. Keyfin yerinde mi? Yerinde abla. Gençlere soruyoruz, hep mutsuzuz diyorlar. Yalan söylüyorlar abla. Sen mutlusun. Mutluyum ben. Mutlu musunuz yoksa mutsuz? Mutsuzuz. Mutluyuz. Siz ikiniz neden mutsuz? Dünya boştu yani. Dünyanın her şeyi eksik mesela. Her şey pahalandı. Yani sıcaklıkta ekonomi enerji yok. Ekonomik şartlardan dolayı mutsuzsunuz. Evet. Sen neden mutlusun? Hayat güzel. Kuşlar uçuyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba, mutlu musunuz yoksa mutsuz? Mutsuzum. Neden? Hastalıklar çok. Merhaba. Merhaba. Ne soruyor? Mutlu musunuz yoksa mutsuz? Yüz ifademden belli oluyor mu? Bakayım. Ben anlayamadım. Kameraya bakın. Mutsuzsun. Mutsuzum yani. Evet. Niye? Ya hayat şartlarından dolayı ya. Keşke eskisi gibi olsaydı. Her şey şu an hiçbir şey olmasaydı. Daha iyi olurdu bence. Ekonomik şartlardan dolayı. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Merhaba. Mutlu musunuz? Mutsuz musunuz? Merhabalar. Mutlu musunuz yoksa mutsuz musunuz?
Orta şekerli diyelim ya. %51 mutlu muydunuz yoksa mutsuzdunuz? Yani %51 mutsuzdum. Evet, çünkü işimden kaynaklı bir problem yaşıyorum şu an ve onu çözmeye gideceğim inşallah. Rica ederim. Merhabalar. Mutlu musunuz yoksa mutsuz mu? Mutsuzuz. Genç olduğumuz için Türkiye'de. Harika, çok mutluyum gerçekten. Mutlu mu gerçekten? Ekliyorum onu. Ben çok mutluyum. Ekledik. Only in English. Are you happy or sadness? Happy. Why? Because I'm 50 and that's the best time in life. You know, you are young, you don't understand that. Turkish people very sadness. You think why? Turkish people are sad. Maybe because of crisis, but they are happy as a matter of fact. So Turkish people, yeah, big country, nice people, they shouldn't be sad. Thank you. Okay, bye. Mutlu musunuz, mutsuz musunuz diye soruyorum. Merhaba. El salla, gel. Hepimiz mutluyuz. Hep mutlu kalalım. Sizle de bitirelim. Öpecek. Teşekkürler. Hoşça kalın.